Bu videomuzda eş olma kavramı üzerinde duracağız. Eş dediğimizde şekillerin denkliğinden bahsediyoruz. Cebirde denk dediğimizde miktarların birbirine denk olduğunu kastederiz. Şekillerden bahsediyorsak ve eğer şekiller aynıysa, aynı büyüklükte ve şekilde aynı şekilde iseler, bu durumda bunların eş şekiller olduğunu söyleriz. Hemen basit bir örnek yapalım. Diyelim ki böyle bir üçgenimiz olsun. Ve bir de bu üçgen olsun. Eğer bu üçgeni ters çevirip döndürürseniz, aynı bunun gibi görünmesini sağlayabilirsiniz. Kenarlardan bir tanesini uzatmıyorsunuz veya açılardan bir tanesini değiştirmiyorsunuz. Sadece ters çevirip döndürüyorsunuz. Bunu yazalım. Kaydırabilirsiniz. Ters çevirebilirsiniz. Döndürebilirsiniz. Eğer bu yöntemleri kullanarak iki üçgenin tamamen aynı gözükmelerini sağlayabiliyorsanız, bu üçgenler özdeştir. Bu üçgene ABC diyelim. Bu üçgene de x y z diyelim. Eğer bu üçgenlerin eş olduğunu söylüyorsak, üçgen ABC eşittir eş olduklarını belirtmek için kullandığımız işarete dikkat edin, eşittir işaretine benziyor ama üstünde böyle kıvrımlı bir işaret daha var, bir çizgi daha var. Eştir dedik, abc eşittir üçgen x, y, z diyorsak, bunun anlamı, karşılık gelen kenarların aynı uzunluğa sahip olmaları ve karşılık gelen açıların aynı dereceye sahip olmalarıdır. Eğer birisi bize bunun doğru olduğunu söylüyorsa, bu durumda örneğin, ab'nin uzunluğunun x, y'nin uzunluğuna eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bunların karşılık gelen kenarlar olduğunu varsayıyorum. Bunu üçgenleri tanımladığımız harflerden de görebilirsiniz. A, X'e, B, Y'ye, Y, C de Z'ye karşılık geliyor. Yani A, B kenarının uzunluğu, X, Y kenarının uzunluğu ile aynı olacak. Eğer renk kullanmıyorsanız, bunu şu şekilde de belirtebilirsiniz. Bu iki doğru parçasının uzunluğu eşittir. Bunun AB doğru parçası eşittir x, y doğru parçası olarak yazıldığını da görebilirsiniz. Doğru parçaların eş olması, uzunluklarının aynı olması anlamını taşıyor. Bunların ikisinin uzunluğu aynı. Eğer bir doğru parçası bir başka doğru parçasına eşse, bu doğru parçaların uzunlukları aynıdır. Diğer kenarlara da bakalım. Bu durumda BC doğru parçası da YZ doğru parçasıyla denk. Buraya ikili işareti koyabiliriz. Bunlar birbirine eş. Üçüncü kenara bakarsak bu ve bu doğru parçalarında birbirine eşit uzunlukta olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar da eştir. AC'nin uzunluğu XZ'nin uzunluğuna eşit olacak. Eğer iki üçgenin eş olduğu söyleniyorsa, karşılık gelen kenarların uzunluğu aynı olacak ve aynı zamanda karşılık gelen açıların derecesi de aynı olacak. Örneğin, bu açının büyüklüğü ve bu açının büyüklüğü de aynı olmalı. Buna karşılık gelen açı, mor ve turuncu kenarlar arasındaki, yani buradaki açı. Yani BAC açısının derecesinin, YXZ açısının derecesiyle aynı olduğunu yazabiliriz. Aynı zamanda BAC açısıyla, YXZ açısının eş olduğunu da yazabiliriz. Bir doğru parçasının başka bir doğru parçasına eş olması, bu doğru parçalarının uzunluklarının eşit olduğu anlamını taşıyordu. Eğer bir açı bir başka açıya eşse, bu durumda da açıların derecesi birbiriyle aynıdır. Yani birbirine karşılık gelen bu iki açının derecesinin de aynı olduğunu biliyoruz. A, B, C açısı, X, Y, Z açısıyla aynı dereceye sahip. Ve bu açı da bu açıyla aynı olacak. Yani ACB açısı eşittir x, z, y açısı yazabiliriz. Şimdi biraz da iki üçgenin eş olduğunu nasıl kanıtlayabileceğimiz üzerinde düşünelim. Eğer iki üçgenin eş olduğunu kanıtlayabilirsek, bu varsayımların tümünü yapabiliriz. Burada iki terimden bahsetmek istiyorum. Aksiyom, postülat veya koyut. Çok havalı terimler değil mi? Koyut kanıt olmaksızın doğru olduğunu varsaydığımız şeyler, aksiyomsa biraz daha farklı. Kesinlikle doğru olan evrensel bir önerme gibi düşünebilirsiniz. Aksiyomun doğruluğunu kabul ederiz, doğruluğunu kanıtlamaya çalışmayız. Koyut yani postülatta ise bazen bunun doğru olduğunu varsayalım ve eğer bunun doğru olduğunu varsayarsak buradan nereye ulaşabiliriz, neyi kanıtlamaya yardımcı olur diye düşünebiliriz. Ama bu videonun geometriye giriş derslerinden bir tanesi olduğunu göz önünde bulundurup daha fazla detaya girmeyeceğim, kafanızı karıştırmayayım. Matematik dünyasında bazen bu terimler birbirlerinin yerine de kullanılabiliyor. Neyse bunlar kısaca kanıtlamaya çalışmaksızın doğru kabul edeceğimiz şeyleri ifade eden iki terim. Geometride göreceğimiz en temel aksiyomlardan veya koyutlardan bir tanesi ise şu. Eğer iki üçgenin kenarlarının uzunlukları eşitse, yani kenarlar eşse, üçgenlerde de eştir. Buna bazen kenar 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 aksiyomu veya koyutu da denilebilir. Bunu kanıtlamayacağız, sadece doğru olarak kabul edeceğiz. Kenar, kenar, kenar. Bu bize şunu anlatıyor. Eğer iki tane üçgen varsa ve bunların birbirine karşılık gelen kenarlarının eşit olduğunu biliyorsak, yani bu kenarın uzunluğu, bu kenarın uzunluğuna eş, bu kenarın uzunluğu bu kenarın uzunluğuna eş ve bu kenarın uzunluğu da bu kenarın uzunluğuna eşse bu durumda bu üçgenlerin birbirine eş olduğunu biliyoruz. Bunlar eş üçgenlerdir. Eğer karşılık gelen kenarların eş olduğunu biliyorsak diğer varsayımları da doğru kabul edebiliriz. Yani bu üçgenlerin açıları da eştir. Bunun bununla bunun bu açıyla bunun da bu açıyla aynı olduğunu biliyoruz. Peki bunun niçin mantıklı bir varsayım veya mantıklı bir aksiyom olduğunu düşünelim. Bir üçgen ele alalım. Kenar uzunlukları aynı olan bir başka üçgen düşünelim. Kenar uzunlukları bununla aynı olan ama kaydırarak, ters çevirerek veya döndürerek buna eş yapamayacağımız bir üçgen olabilir mi? Diğer üçgenin bununla aynı kenar uzunluklarına sahip olduğunu varsayıyoruz. Aynı üçgenden bir tane daha çizmeye çalışayım. Bir kenarın uzunluğu bu olacak. Diğer kenarın uzunluğu da bu kenarla aynı olsun. İki kenarın uzunluğu diğer üçgenle aynı. Bunu üçgen haline getirmenin sadece iki yolu var. Bu kenardan veya buradan birleştirebilirim. Eğer buradan birleştirirsem yeni üçgen böyle gözgür ve bu da soldaki üçgenin aynısı. Eğer ters çevirirseniz aynı bunun gibi gözgür. Bunları birleştirerek üçgen yapmanın diğer yolu ise sarı kenar burada olacak. Pembe kenarsa burada olacak. Eğer bunu yaparsak döndürüp döndürerek soldaki üçgenin aynısına ulaşabiliriz. Bu da bir kanıt bir aksiyonla başlamıştık ama bunun oldukça mantıklı bir başlangıç noktası olduğunu görebilirsiniz. Eğer iki üçgenin birbirine karşılık gelen kenarların uzunlukları aynı ise bu durumda bu üçgenler eştir. Ve bu da bu üçgenlerin birbirlerine karşılık gelen açılarının da aynı olmaları anlamını taşır.